Değerli hocalarım, sevgili katılımcılar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Doçent Doktor Barış Binay hocamız ile geçmişten geleceğe biyoteknoloji konulu 15. bilim sohbetleri etkinliğimizi gerçekleştireceğiz. Sunumun aksanması açısından sorularımızı sunum sonunda hocamıza ileteceğiz. Sorularınızı YouTube'da bulunan chat kısmından yazabilirsiniz. Sayın hocam, sözü size bırakıyorum. Tamam. Ya aslında sunum aksaması falan denildi ama arada soru olursa ben kesebilirim. Hiç sıkıntı değil. Öyle daha dinamik oluyor. Yoksa böyle olunca da karşıda büyük ada var. Büyük adaya sanki seminer veriyormuşum gibi oluyor. Yani Tabii hocam. sorabilirsiniz. Arada kesip sorabilirsiniz. Beni uyarabilirsin. Soru soranın sorusunu okuyabilirsin ya da soru soran direkt Tamam bağlanabilir. hocam. Nasıl isterseniz öyle ilerleriz. Sıkıntı değil. Yani arada kesilirse daha dinamik olur diye düşünüyorum. Tamam. Şimdi Siz başlayın o zaman. tamam. Öncelikle teşekkür ediyorum. Yani böyle bir şey webinar vermem konusunda fırsat verdiğiniz için katılmak da benim için gerçekten büyük bir şeref. Bu anlamda hem benle yazışan İlayda hem de moleküler biyoloji ve genetik bölümünün öğrencilerine, yönetimine, bölüm başkanı Elif Sibel Aslan'a teşekkür ediyorum. Şimdi geçmişten geleceğe biyoteknoloji isminde hani bir sunum hazırladım. Aslında bu sunumu yaklaşık bir hafta 10 gündür hazırladım. Daha öncesinde başka bir yerde yine böyle bu tarz bir etkinlik vardı. Orası için hazırladım ama her geçen gün aslında bir şeyler görünce güncellemeye çalışıyorum. Umarım keyif alacağınız bir sunum olur. Ben başlayayım. İsmim Barış Bina. İlayda'nın da bahsettiği gibi biyomühendislik bölümünde Gebze Teknik Üniversitesi'nde doçent olarak çalışıyorum. Aynı zamanda bölüm başkanı olarak da devam ediyorum. Aynı zamanda bizim bir araştırma laboratuvarımız da var. Birinden birkaç öğrenci gelmişti, staj görmüşlerdi. Gebze Enzim Tanıma Merkezi isminde bir laboratuvarımız var. Oldukça iyi bir altyapıya sahip. Aynı zamanda o laboratuvarın da kuruculuğunu ve aynı zamanda yürütülmesini gerçekleştiriyorum. Sonrasında beraber bir şeyler yapmak isterseniz ya da söz konusu laboratuvarla ilgili bir beklentiniz oluşursa aklıma ilk gelen staj oluyor. İletişime geçebilirsiniz. Laboratuvarın şeyi de var, web sayfası da var. GERÇ, Gebze Enzyme Recognition Center'ın baş harfleri nokta gtu.tr mail adresine girmek suretiyle şey yapabilirsiniz. Orada staj başvurusunu da yapabilirsiniz. Yani direkt bana mail atmanız gerekiyor. Oradaki zaten başvurunuz bize mail olarak düşüyor. Evet, konuşmanın başlığı geçmişten geleceğe biyoteknoloji. Nedir biyoteknoloji? Aslında yani biyoteknoloji şu an bize çok uzak bir kavram gibi geliyor ülke olarak. Yani mesela ülke olarak biyoteknolojide işte basılan yayınlar, çıkan çıktılar, ticarileşen ürünler bunlar göz önüne alındığı zaman biyoteknolojide şu an sıralamada çok da böyle iyi bir yerde, dinamik bir yerde değiliz ülke sıralamasında. Ama aslında geçmişe biraz baktığımız zaman ta 4500 yıl önce biyoteknolojinin doğduğu topraklar şu an yaşadığımız topraklar. Yaşadığımız toprakların biraz doğusu Mezopotamya olarak adlandırılan Dicle ile Fırat Nehri'nin arasındaki bölge. Şimdi bu sol tarafta İngiltere'deki bir müzedeki bir şey, tablet. Bu tablette üstte işte bu süt veren canlılar var. Dikkat ederseniz koyuna, kuzuya, ineğe benzeyen canlılar var. Altta da bunlardan toplanan sütte yoğurt yapma süreci var. Yine sağ tarafta böyle bir tablet var. Jale İnan'a bu anlamda teşekkür ediyoruz. Şu işaretlediğimiz yerde yoğurt kelimesinin geçtiğini söylüyor. Bu tablet de yoğurt yapımı ile ilgili. Yani şu an çok böyle bir şeydir ya, bir cihaz alırsınız, bir kullanım kılavuzu vardır ya da bir Hocam, kusura efendim bakmayın bölüyorum ama slaytınız ilerlemiyor. şu an halen ilerlemiyor mu bu halde? İlk slayttayız hala. O zaman verinin size gelmesi mi gecikiyor acaba diye düşünüyorum da. Şöyle yapalım. Bir saniye diyeyim. İsterseniz paylaşımı durdurup tekrar paylaşın. Evet, öyle bir şey ben de düşünüyorum. Nevşehir diyelim. Tekrardan şehir diyelim. Sonrasında tam ekran yapalım. Şu an değişiyor mu? Evet hocam, şu anda slaytınızı görebiliyoruz. Tamam. O zaman buradan devam edeyim. Süre konusunda sıkıntımız var mı? Yok hocam, siz
Nasıl uygun Tamam. görürsün? Şimdi yani bu o zaman yani işte bu sol taraftaki şeye baktığınız zaman üst tarafta süt veren hayvanları görüyorsunuz. Alt tarafta da sütü toplayan bir kişi var. Sonrasında galiba çalkalıyorlar ve aslında bu bir yoğurt yapma sürecini anlatıyor. Bu yoğurt yapma sürecini anlatan tablet de yine az önce bahsettiğim gibi bir tarih coğrafyada uzun süre bu konularda emek vermiş bir arkeolog tarafından bir tablet bulunmuş ve bu tabletin bir kısmında yoğurdun yapılışını anlatıyor. Bu aslında şu an bizim çok alışık olduğumuz bir durum. Yani bir fermentör alırsınız, nasıl kullanılacağını anlatır. Bir kit alırsınız, o kitte istenilen işte mesela plazmit izolasyon kiti ise plazmiti nasıl elde edeceğinizi anlatır. Bu da aynen böyle bir manuel aslında. Yani yoğurdu nasıl elde edeceğini anlatır. Tüm bu işler ne zaman olmuş? 4500 yıl önce. Yani İsa'dan önce, 2500 yıl önce bu topraklarda yoğurt elde edilme çalışmaları olmuş. Peki bu yoğurt elde etme çalışmaları gerçekten çok mu önemli? Yani yoğurt o dönem için çok büyük bir biyoteknolojik ürün mü? Evet, çünkü biyoteknoloji kavram olarak baktığınız zaman biyo canlılık demek. Teknoloji de o canlılıkla teknolojiyi birleştirerek hayatımızı kolaylaştıracak bir ürün elde etme çalışması biyoteknoloji. Baktığınız zaman işte yoğurt aslında bir biyoteknoloji ürünü. Neden? Çünkü bir canlıdan elde ediyor. Şey yapıyoruz biz, bunu elde ediyoruz. Ve bu canlıdan elde ettikten sonra da buna bazı muamelelerden, bazı teknik işlemlerden geçirdikten sonra gerek sindirim için o dönemde ortaya çıkan arkeolojik kayıtlar yoğurdun aynı zamanda halen mesela doğuda özellikle çok soğuk olan yerlerde Afganistan'da, Pakistan'da geçen hafta izledim bir belgeselde mesela. Mesela cildiniz çatladığı zaman yoğurt sürüyorlar. Yanık olan yerlere yoğurt eskiden beri çok sürülen bir şey. Yani yoğurdun hem beslenme için hem de bazı istenmeyen sağlıkla ilgili durumlarda, rahatsız eden sağlıkla ilgili durumlarda tırnak içerisinde ilaç ya da yardımcı ya da takviye edici ilaç anlamında kullanımı o dönemde çok yaygın bir şey. Aslında o yüzden bu topraklarda biyoteknolojinin doğuşu yoğurtla ortaya çıktı. Evet dediğimiz gibi yoğurt aslında bir teknolojiye de tabi tutuluyor elde edilirken. Yani süt bir biyoteknolojiye maruz kalıyor. O teknoloji de şu. Bakın yine Londra'da Mezopotamya Müzesi'nin kısmında bakın şöyle şeyler var. Çizimler var. Bu çizimlere baktığınız zaman işte bu bir tanesi keçi derisinden. Diğeri işte normal bir deriden, diğeri kilden, Mezopotamya tarzı kilden böyle kaplar yapmışlar. Bu kaplarda ne yapıyorlar? Bu kaplarda yoğurt mayalanıyor. Bu kapların özelliği ne? Dışarıyla nefes alıp verebilen malzemeden yapılmış. Bu sayede bunların dışarıdan oksijen alması, içerisindeki mayanın alınan oksijenle beslenerek büyümesi, sütteki glikozu da tüketerek sütü yoğurda çevirmesi, daha böyle viskoz bir kıvama getirmesi söz konusu. Ve bunların bir de şu avantajı var. Bunları rahatlıkla çalkalayabiliyorsunuz. Yani çok böyle küçük mobilize şeyler olduğu için rahatlıkla her yönde hareket ederek çalkalamayı sağlıyorsunuz. Bakın sağ tarafta da şu andaki şey var. Bioproses var. Yani hatta bu piyasada böyle Mercedes diye adlandırdığımız Applikon diye bir marka var. Hollanda malı. Ben şeye çok benzetiyorum. Buradaki bioprosesi sol taraftaki biyoproseslerle çok benzetiyorum. Özellikle bu Applikon'un mesela böyle sınırlarını alırsanız bir çizgi şeklinde o zaman şu uç kısmıyla bunların bu uç kısımları birbirlerine çok benziyor dikkat ederseniz. Bakın bunlarda da yine farklı yerlerden farklı eklemeler yapmak için. Bakın burada da ekleme yapmak için bir çıkıntı var. Şu andaki modern biyoproseslerde de yine vessel dediğimiz ortama eklemeler yapmak için borular ya da girişler, bu input diye adlandırdığımız girişler var. Peki ya sonrasında ne olmuş? Ve bu sektör oldukça ilerlemiş. Öyle ki biz de yoğurt ilaç eder hale gelmişiz. Sol taraftaki bir kap 1900'lü yılların başında Avrupa'ya gitmiş. İçerisinde yoğurt olan bir kap. Yani yoğurdun Avrupa'ya gitmesi o dönemde ta 1900'lü yıllara kadar bir ihracat ürünü olarak ya da bir biyoteknolojik ürün olarak ihraç edildiği de anlamına geliyor.
Şimdi burada önemli olan nokta şu, söz konusu ürünün 1900'lü başlarda yani 1900'lü yılların başında Avrupa'ya ihraç olması beraberinde şunu da getiriyor. Aslında çok öncesinde 1200'lü yıllarda bizler biliyoruz Orta Doğu'ya savaşmak için gelen ordular, Avrupa orduları burada yoğurtla tanıştıklarını biliyoruz. Bu yoğurdu işte yapılış şeklini ya da kullanılan mayayı Avrupa'ya götürmek suretiyle bu topraklardaki yoğurt Avrupa'ya taşınmış. Şimdi biyoteknolojik ürünler üzerine yayın yapmayı çok önemsiyoruz. İşte birçok biyoteknoloji dergisi var, birçok biyoteknoloji firması var. Bakın sağ tarafta da yine bu işlerle ilgili basılmış 1900'lü yılların başındaki bir tane şeyden özür diliyorum 1940'lı yıllarda basılmış bir kitapta var. Bu kitabın içerisine o dönem ben şey yapmıştım yani müzede olduğu için açıp içine bakma şansım olmuştu. Bildiğiniz birebir işte sütten peynire ve tereyağını ve yoğurda giden süreçleri birebir anlatıyor. Hatta şu kapların içerisinde yoğurt haline getirmeyi dahi kapların içerisinde daha iyi sonuçlar almak üzere farklı kapların malzeme bileşimi falan bütün detaylara varıncaya kadar anlatıyor bu yoğurt elde etmeyle ilgili prosesleri. Biz bu işi sadece yoğurtla tutmamışız. Aslına baktığınız zaman bugün şalgam her ne kadar ülkemizde şalgam tüketim anlamında ne kadar yaygınlaşmış olsa da şalgamın sağlık etkileri üzerine yapılan çalışmalar maalesef çok sınırlı kalmış. Bir vakıf üniversitesinde şalgamla içeren bir besi yerine kanserli hücreler konulduğu zaman o kanserli hücrelerin büyümesinin yavaşladığı hatta büyümelerinin geriye doğru gittiği görülmüş. Bu anlamda aslında şalgamı da yine bir mayalı içecek grubundan aldığımız zaman yine bu topraklarda aslında çıkan daha çok böyle bugün evet tüketiyoruz ama belki ileride bir ilaç takviye ürünü ve hatta belki daha ötesinde direkt bir ilacın etken maddesi olması çok olası görünüyor. Sadece mayalı içecekler içerisinde şalgamla bu sınırlı kalmamış. Bizim bu yaşadığımız topraklarda arkadaşlar sirke var. Sirke biyokimyadan biliyoruz. Glikoliz yolunda işte oksijensiz ortamda pirvatın asetaldehite indirgenmesiyle ortaya çıkan bir ürün. Ve sirke gerçekten çok önemli arkadaşlar. Yenikapı metro istasyonunu eğer kullanırsanız oradaki çıkan kalıntılarda şu ortaya çıkıyor. Biz yurt dışına aynı zamanda sirke de göndermişiz. Sirke neden çok önemli? Şunun için özellikle İspanya gribi döneminde arkadaşlar o dönemki Orta Doğu'da yer alan ülkeler Avrupa'dan gelen insanları tümüyle soymak suretiyle bütün vücutlarını sirkeyle silerlermiş ve sildikten sonra o insanların topluma çıkmasına izin verirlermiş. Bu sayede aslında bugünkü karantina ya da bugünkü dezenfektasyon işlemlerinde temeli atılmış. Ama baktığınız zaman gerçekten o antimikrobiyal özelliğini kullanarak sirkeyi bu şekilde kullanmak o dönem için düşünürseniz gerçekten çok ileri bir uygulama olduğunu görüyoruz. Bakın sol taraftaki kapta yine yeni kapı kazılarında çıkan bir kap. Bu kabın içerisinde halen canlı mayalar duruyor arkadaşlar. Bu kap giriş itibariyle arkadaşlar 400 ya da 600'lü yıllara ait. 400 ya da 600 yani yaklaşık bir 1600 yıl önce İstanbul'da Yeni Kapı'da bile mayanın Mısır'a gittiğini ya da Mısır'dan geldiğini dönük böyle bir kap ortaya çıktı. Dediğim gibi ülke olarak aslında bu geçmişin üzerine iyi şeyler de koymuşuz. Hangi iyi şeyler koymuşuz? Bugün dünyanın en büyük maya fabrikalarından bir tanesi, maya üretim fabrikalarından bir tanesi arkadaşlar. Pakmaya Türkiye'de ve dünyada çok sayıda fabrikayla bu üstünlüğü sağlıyor. Dediğim gibi yani biz daha çok böyle bu biyoteknolojik ürünleri sirke, şalgam gibi yoğurt onları tüketmeyi düşünmüşüz. Mesela şırdan diye bir şey var arkadaşlar. Adana'da çok yaygın. Gördünüz mü bilmiyorum. Bu da aslında yine bir canlının çok zengin bir mikrobiyatasının olduğu bir kısım. Ekstra ince bağırsağın ekstra bir kısmından üretilip yenilen bir şey. Oysa bu şırdanın sahip olduğu mikrobiyata zenginliği göz önüne aldığınız zaman yine biyoteknolojik bir ürüne dönüşme potansiyeli ki bu son dönemde biliyorsunuz peynirlerin mayalanmasında
farklı mikrobiyal kaynakları kullanmak son derece popüler. Ve aynı zamanda biliyorsunuz canlıların bu tarz mikrobiyatalarını hem probiyotik hem prebiyotik kaynağı olarak kullanımı çok yaygın. Bunlar aslında daha da geliştirilebilir, çok daha katma değerli ürünlere dönüştürülebilir. Bunlar tabii ki insan gücüyle oluyor arkadaşlar. Bizim topraklarımızda insan gücü, insan kalitesi gerçekten o anlamda çok iyi. Çok iyi olduğunu nereden biliyoruz? Çünkü biraz örneklere baktığımız zaman mesela Behçet hastalığını ki o dönem çok yaygın bir hastalıktı. Çünkü temiz, steril ortamlarda insanların yaşama sorunu söz konusuydu. Hayvanlarla çok iç içe olmaktan kaynaklı. Bu nedenle göz damarlarında enflamasyon çok fazla oluyordu ve bu hastalığı ilk kez tanımlayan Behçet, Hulusi Behçet, rahmetle buradan anıyorum. Kendisi aynı zamanda bu hastalığın tedavisi konusunda da kendi adıyla anılan hem tarif hem de çözüm önerisiyle kayıtları geçmiş bir insan. Yine ortada Mustafa İnan duruyor, Profesör Doktor rahmetli. Mustafa İnan da yine aynı şekilde arkadaşlar, yine aynı şekilde bu topraklarda doğan bir insan. Köyden gelip Ütü'ye çok zor olan bir sınavı aşarak lisansla İstanbul Teknik Üniversitesi'ne yerleşmeyi başarmış. Sonrasında inşaat alanında geliştirdiği formülasyonlar, önerdiği metodolojilerle tarihe geçmiş. Uluslararası literatürde kendi adıyla anılan denklemleri kabul edilen bir insan. Ve sadece erkeklerle sınırlı değil arkadaşlar. Kadının da ciddi anlamda Türkiye bilim tarihinde ismini en iyi gösteren kişilerden birisi de Jale İnan. Mustafa İnan'ın eşi aynı zamanda. Jale İnan da bugün bizim böyle büyük bir keyifle gittiğimiz Ege'deki birçok antik kentin ortaya çıkmasında emeği geçmiş bir insan. Sadece bu antik kentlerin ortaya çıkmasında emeği geçen bir insan değil. Aynı zamanda antik kentlerin ortaya çıkarılırken kullanılan arkeolojik metotlar konusunda da literatürde yayın yapmış ve geliştirdik protokoller bugün birçok ulusal, uluslararası enstitüde kabul edilen bir kişi. İşte tüm bunlar olurken peki sonra ne oldu yani? Bizim bu topraklarda ne oldu? Cüneyt Arkın çıktı. Yani bu Cüneyt Arkın'ın bir tane filmi var arkadaşlar. Dünyayı Kurtaran Adam. Ben bu filme çok seviyorum. HD kalitesini bilmiyorum. Hiç daha önceden izlediniz mi? Yani evet ya da hayır deme şansınız varsa keşke diyebilseniz daha iyi olacak. Cüneyt Arkın'ın bu filmi Dünyayı Kurtaran Adam filmi arkadaşlar 4 ya da 5 yıl önce Amerika'da dünyanın en kötü film ödülünü aldı. Zaten o dünyanın en kötü film ödülünü aldıktan sonra bu filmin orijinal CD'leri, beta videoları, işte eskiden bu videolar vardı, video kasetler falan. Piyasada kalmadı bunlar. Hepsi toplandı tüketiciler tarafından. Çünkü çok değerli hale geldi bu film. Şimdi bu filmin özelliği şu arkadaşlar. Ya da filmin özelliğini belki anlatmadan önce ben kısaca şöyle diyeyim. Şimdi bir ülkede arkadaşlar, mesela diyelim ki neyi merak ediyorsunuz? Ya bir ülkede kadın nerede? Hani o ülkede kadının değeri, kadının toplumdaki yeri nedir diye merak ederseniz sinemasına bakacaksınız arkadaşlar. Kadın sinemada ne yapıyorsa, o filmlerde ne yapıyorsa toplumdaki kadınla ilgili algı da odur. Ya da işte bilimle ilgili mesela diyelim ki algı nedir arkadaşlar? Bunu anlamak istiyorsanız orada yine sinemaya bakın. Yani sinemada bir şekilde bir yerinde, kıyısında, köşesinde bir bilimle ilgili bir şeyler varsa oraya bakarak bilim insanı, bilim ortamı, bilim insanının özelliklerini rahatlıkla okuyabilirsiniz. Yani gidip böyle uzun uzun anketler yapmaya, sosyal hizmetler, sosyoloji, psikoloji falan uzun uzun sinema okumanıza gerek yok. Birkaç tane filmi izleyerek o ülkedeki bir konuyla ilgili algıyı rahatlıkla çözebilirsiniz. Şimdi Cüneyt Arkın bu filmde ne yapıyor arkadaşlar? Bakın bu altta gelenler uzaydaki karakterler. Bunların hepsine soba sacını giydirmişler arkadaşlar. Sonra sobanın yapıldığı sac var ya metal şey. Onu da griye boyamışlar. Onu da griye boyadıktan sonra bu insanları giydirmişler ve bunlar uzaylı olmuş. Şimdi bakın bizim toplumun uzaylıları okuma şekli belli arkadaşlar. Yani böyle hepsi gri. Yani renkli değil, gri yani. Grilik de biliyorsunuz biraz daha böyle insanda itici bir şey oluşturuyor. Biraz daha böyle bunalım modunu oluşturuyor. Haliyle geldiğinde bizi bunalıma sokabilecek, bize
ne savaşabilecek karakterler olarak düşünmüşüz. Zaten Cüneyt Arkın bol miktarda bunların hepsini öldürüyor film boyunca. Cüneyt Arkın burada bir şey daha yapıyor arkadaşlar. Bu insanları bazen böyle alıyor, elini kesiyor, kolunu kesiyor, sonra tekrar yerine takıyor. İşte bu tissue engineering, işte dokunun yeniden oluşturulması, regeneration falan. Cüneyt Arkın bunları böyle gırla yapıyor yani. Hiç sıkıntı değil. Bizim bugün şu an konuştuğumuz, bilim olarak çözmeye çalıştığımız birçok konuyu Cüneyt Arkın yıllar önce yapmış. Çetin İnanç isimli yönetmenin filmiyle. Bu filmde arkadaşlar mesela şey var. Biz ne yapmaya çalışıyoruz? Canlı dokuları metallerle kaplayıp dustla bir hale getirmeye çalışıyoruz. Hiç sıkıntı yok. Cüneyt Arkın burada bunu da çözmüş arkadaşlar. Elini altın suyuna kaldırıyor ve şu anda fotoğrafta görünen elini yakalıyor. Burada eğer mümkün olacaksa arkadaşlar ben size bir tane video göstermek istiyorum. Şey de yapabiliriz. Sesimi alabiliyorsa İlayda gösterebiliyor muyuz? Hocam bir sıkıntı yok. Açın bakalım, sıkıntı olmazsa ses katılımcılara giderse. Tamam. Şu an benim ekranımı görebiliyor musunuz? Evet, görüyoruz. Şu an YouTube'u açtıysanız göremiyoruz. Sunum sayfanızdayız hala. Tamam. Ben şey yapacağım. Tüm ekranı paylaş diyeceğim sizde. Tamam. Saniye. Kopya diyelim. Evet. Şu an YouTube sayfanızda mısınız hocam? Tamam, yok şimdi YouTube açılıyormuş, sıkıntı yokmuş. Ben şimdi şey yapacağım, Zoom'da kendi ekranımı paylaşacağım sizinle. Tekrardan bir paylaşım yapacağım. Bir şehir diyelim. Evet, şehir diyelim. Görebiliyor musunuz? Hocam altta ses ile paylaş Şu diye an buton var. Sayfasını görebiliyor musunuz? YouTube sayfasını görebiliyoruz. Sesinizi de paylaştınız mı? Evet, ses yani daha henüz yüklenmedi, yükleniyor. Ya da eğer paylaşabiliyorsan seninle de paylaşabilirim. Siz başlatın bir videoyu, kontrol edelim. Görebiliyor musunuz? Görüyoruz hocam. Duyabiliyor musunuz? Duyamıyoruz hocam. Nevşehir Tamam. Yapıp paylaşırken ses ile birlikte paylaş derseniz duyabiliriz. Tamam. Ve onun sesini duyabiliyor musunuz? Duyamıyoruz hocam. Şu an açıyorum, bakın sesi duyuyor musunuz? Duymuyoruz hocam. Dediğim gibi Tamam. Nevşehir Yapıp sonrasında ses ile birlikte paylaş derseniz duyabiliriz. Tamam. Bir daha deneyelim. Bunu yapmışlar. Atom fiziği. Duyuyoruz Duyuyor hocam. Musunuz? Evet. Tamam. Başa alıyorum. Dinliyorsunuz arkadaşlar. Bir dakikalık Tamamdır. Bir video. Atom fiziği de profesörlük de yarın dibine bassın. Bundan sonra başka bir adam olacağım. Nasıl başka bir adam? Babamı mezara itenlerden daha gaddar, daha insafsız. Onun için atom fiziğine de profesörlüğe de lanet olsun. Sen alim adamsın abi. Başka ne iş bilirsin ki? Ama öğreneceğim. Neyi öğreneceksin? Kumarbazlığı, itliği, hergeleliği. Günaydın hocam. Oh, günaydın Ali. Ne oldu saçına sakalına? Kestim hocam. Maalesef çalışamayacağız hocam çünkü ayrılıyorum. Bu mesleği bırakmaya karar verdim. Yalnız uzay hesaplarını bir kenara bırakıp dünya hesaplarıyla uğraşacağım. Meslek değiştiriyorum hocam. İtlik, kumarbazlık ve ahlaksızlık mesleği. Belki de bugüne kadar aptaldım hocam. Şimdi akıllanacağım. İstifa ediyorum müsaadenizle. Ya ama Ali. Yo, öyle bakmayın, delirmiş falan değilim. Umarım duyabildiniz arkadaşlar. Duyduk hocam. Seste bir sıkıntı yoktu. Görüntü de gayet güzeldi. Tamam, çok iyi. Şimdi neden bunu izledik? Yani burada ne oluyor diye düşündüğümüzde şu oluyor arkadaşlar. Şimdi Türkiye sinemasına baktığımız zaman dedik ki yani bir şey, yani bir toplumla ilgili bir okuma yapacaksanız sinemaya bakabilirsiniz.
uzun uzun böyle anketler, işte ne bileyim toplum taramaları, kişi taramaları falan yapmanıza gerek yok. Şimdi bakın burada bilim insanı ya da o dönemin ismiyle alimler, işte böyle sakallı bir köşede yaşayan, asosyal, iletişim kurma konusunda bariyerleri olan insanlar. Hatta dikkat ederseniz diyor ki daha önceden aptal olmuşum. Yani bu alim işi biraz böyle aptalların işi olarak algılanıyor. Ve daha da ötesi dikkat ederseniz işte alim olmaktan işte mafya babası ya da işte böyle kabadayı olmaya geçen süreç çok rahat. Yani sadece sakalını kestin mi, elbiseyi giydin mi, önlüğü çıkardın mı rahatlıkla olabiliyorsun. Yani böyle çok geçirgen bir şeyi var, ortamı var. Yani Türkiye toplumunda, Türkiye insanının maalesef bilimi okuması böyle. Yani bilim insanını okuması böyle, kabadayıyla bilim arasındaki farkı okuması böyle. Filmi izlerseniz bol bol İstanbul manzarası da var. İstanbul'la ilgili oldukça güzel manzaralar var. HD kalitesi de zaten yayınlandı. Filmde şunu da görmeniz mümkün. Şunu görüyorsunuz filmde. İşte tahtada bazı böyle şeyler var. Matematiksel işlemler var. Hocası işte o işlerin içerisinden çıkamamış. Ali gelince diyor ki Ali bir bak. İşte masada da garip bir şekilde sadece türev ve integral yazmışlar arkadaşlar. Yani türev integral eşitlikleri yazmışlar. Ve bu eşitliklerle Ali geliyor bakıyor. İşte orada bir x'i siliyor. Y mi yapıyor ne yapıyor sorun çözülüyor. Yani toplumun bilimi okuma şekli de böyle. Yani hani o işte bilinmeyenlerle uğraşan bir sektör gibi algılanıyor bu bilimle ilgili durumlar. O yüzden hani tüm bunlar tabii ki neye yol açıyor? Sıkıntıya yol açıyor. Ne için sıkıntıya yol açıyor? Çünkü toplumun bu fertleri bir süre sonra işte okuyorlar. İyi bir yerlere geldikten sonra bilimle ilgili karar veriyorlar. Yani bizlerin ne kadar para alacağını, hangi alanlarda bilim yapacağımızı, hangi alanlarda başvurarak fon sağlayacağımızı, sizin yurt dışına giderken gidip gidemeyeceğinizi veya ne kadar para alacağınızı bilimle uğraşırken tüm bunlara toplumun fertleri karar veriyor. Toplumun fertlerinin de bilim okuması böyle olunca ciddi anlamda bir sıkıntı ortaya çıkıyor. İşte tüm bunları yaşanırken arkadaşlar Avrupa'da ne oluyor? Avrupa'da 1865'te çok bilinen bir şey oluyor. Kilisedeki bir papazı bezelyeleri çiftleştirerek farklı renk, farklı şekilde bezelyeler elde etmesiyle şu ortaya çıkıyor ki Mendel diyor ki bunu bir bezelyeden diğer bezelyeye taşıyan bir malzeme var diyor. Aslında ismini koyamıyor ama işte genden bahsediyor. Sonrasında işte bu kromozomlarla ilgili bir teori ortaya çıkıyor. İşte 1869'da ilk kez Michel alıp işte DNA'nın çekirdekte saklı olduğunu falan anlatmaya başlıyor. Ve akabinde çok sayıda işte X-ray çalışmaları, genetik rekombinasyonlar, işte bir gen bir protein teorisi gibi birçok böyle bir bilgi birikimi oluyor ve en nihayetinde işte Avery, MacLeod bir de McCarthy dediğimiz adamlar DNA'nın bazı özelliklerin nesilden nesile transfer edilmesinden sorumlu parçacıklar olduğu tanımını koyuyor. Fazla değil 4-5 sene sonra da Kargaff çıkıp diyor ki işte hatta bu DNA'da ATCG eşleşmesi var. Daha önceden birikmiş olan X-ray çalışmalarını okuyarak ve en nihayetinde Boston ve Crick kalkıp bu double DNA şeyini kuruyorlar. Double helix kavramını herhalde tam da bu aylarda yani Şubat ayında DNA'nın double helix kavramının anonsunu yapıyorlar. Yani DNA'nın bir double helix'ten şeklini andırdığını anonsunu yapıyorlar. İşte tam burada belki biraz daha sizin dikkatinizi çekebilecek, biraz daha kadınların da aslında daha fazla bilim yapmasını gösterecek küçük bir dip not okuması yapmak istiyorum. Rekombinant DNA teknoloji böyle şey yaparken, sonraki slaytlarda rekombinant DNA teknoloji ile biyoteknolojinin ilişkisi konusunda da bilgi vereceğim. Buradaki dip not şu arkadaşlar, sol tarafta Rosalind Franklin isminde bir bilim insanı var. Sağ tarafta da DNA'nın işte bahsettik ya, tam böyle Şubat aylarında Watson ve Crick'in işte bu DNA'nın double helix'ten oluştuğunu gösteren bu orada bir işte şey yapıyorlar ne lansman toplantısı diyelim. O toplantıdan çekilmiş bir kare ve bu toplantının notlarını içeren bir yayın var sağ tarafta. O yayının orijinal dokümanı bu arkadaşlar. DNA'nın double helix'ten oluştuğunu gösteriyor. Aslında bakarsanız arkadaşlar benim açımdan Rosalind Franklin bu DNA'nın göz ardı edilen bir kahramanı. Neden?
Çünkü Rosalind Franklin arkadaşlar aslında yıllar önce DNA'nın double helix'e giden yolundaki en önemli kilometre taşı olan X-ray datasını çekmiş. Bakın bunun ortası, şu double helix'in üstten bakarsanız arkadaşlar şöyle bir nokta görürsünüz. Etrafında da böyle döngüler görürsünüz. Bu double helix'e giden o final yapının aslında raw datası, ham datası. Rosalind Franklin bunu buluyor. Sonra başka bir kuruma geçiyor. Başka bir kuruma geçerken orada çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarını sürdürürken daha önceden çalıştığı kurum bu ham datayı bu iki kişiyle paylaşıyor. Bu iki kişi bu datayı kullanarak DNA'nın bugünkü double helix yapı önerisini aynen böyle sunuyorlar. Ve maalesef ki bakın şurada tırnak içerisinde ilk iki tanesi, kırmızı tırnak içerisinde olan ilk ikisi, Watson'ın Rosalind Franklin ile ilgili söylemlerini ortaya koyuyor. Ve maalesef ki mesela 1967 yılında onların yayınladığı bir Double Helix kitabı var. Watson burada Rosalind Franklin'e agresif, bencil ve cinsiyetçi olarak ifadelerle saldırıyorken kitabının bir yerinde sadece şunu söylüyor. Diyor ki bu önceki enstitü Rosalind Franklin'in bu çalışmalarını bana göstermemeliydi. Çünkü gördüğüm an DNA'nın double helix olduğunu anladım. Evet, bu iki kişinin böyle bir şeyi var. Yani aslında çok böyle karma gibi görünüyorlar ama benim açımdan değil. Bu az önce anlattığım olaylar nedeniyle benim açımdan bu işin kahramanı Rosalind Franklin. Çünkü çok güzel bir şey söylüyor Rosalind Franklin arkadaşlar. En altta kırmızı tırnak içerisinde verdik. Bilim ve günlük yaşam birbirinden ayrılamaz ve ayrılmamalıdır. Benim için bilim hayatın açıklamasıdır. O yüzden şimdi bilim böyle bir şey arkadaşlar. Yani siz hayatı oturup açıklamaya çalışırsınız. Yani başka kaynaklardan, farklı yerlerden, farklı şekillerde açıklananı test edersiniz. Onların doğruluğun yanlışlığını ortaya koyarsınız. Ama asli göreviniz yani dünyadaki refah düzeyinin artması, buna dönük de bilimsel çalışmalar yapmak. Şimdi buradaki en önemli noktalardan bir tanesi de şu arkadaşlar. Bu kişiler tabii böyle bir haksızlığı Rosalind Franklin'e yapınca termodinamik tabii bir kanunu var. O da şu. Tesadüf olduğuna inanmıyoruz. İşte bu DNA'nın double helix olduğunu söyleyen iki kişiden bir tanesi James Watson. Bu James Watson kalktı dedi ki nereden çıktıysa siyahlarla beyazlar arasında zeka farkı vardır dedi. Ve bu yüzden bu söylemenin ırkçılık olduğuna mahkeme karar verdi ve mahkemenin kararıyla James Watson'ın bütün ünvanları geri alındı. Peki bununla mı kaldı? Watson ekonomik olarak çok zor duruma düştü. Hiçbir projesi için foundation bulamadığı için en son Nobel ödülünü dahi satmak zorunda kaldı. Çünkü biliyorsunuz ne oldu? Bu double DNA helix'i açıkladıktan sonra bu iki kişi Nobel ödülü aldılar. Bu ödülü de madalyasını da satmak zorunda kaldı. Şimdi peki yani bunlar olurken yani bilimle ilgili hani bizi motive edecek kimse yok mu? Aslında var. John Craig Venter var. John Craig Venter kim? Şimdi bu az önce size anlattığım bu Watson dediğimiz James Watson. Belki de konuya girmeden önce şöyle bir dipnot vermek fayda var. Amerika'daki arkadaşlar bütün genetikle ilgili araştırmalar, genetik, biyoloji bilimleri, biyoteknolojiyle ilgili bütün çalışmaları Enerji Bakanlığı finanse ediyor. Enerji Bakanlığı bu basında gidiyorlar. Diyorlar ki biz insanın human genome projesine yani bütün böyle genomunu ortaya çıkarırsak onundan elde edeceğimiz bilgilerle sayısız katma değerli ürün, ilaç gibi, kit gibi birçok ürün üretebilir. Hatta savaş, siber saldırı, uzay teknolojileriyle ilgili birçok planlamada yapabiliriz elde edeceğimiz bilgiyle. Ve bunun için arkadaşlar çift taneli milyon dolarlar para aldı Boston ve ekibi. Projenin bu buna şey diyorlar arkadaşlar zaten resmi Human Genome Project diyorlar. Az önceki bu gösterdiğim şeyde de vardı bakın şurada 1990'lı yılların sonunda İnsan Genom Projesi başladı. Bunu kim başlattı? İşte bu DNA double helix'i bulan bir kişiden birisi olan bu James Watson dediğimiz kişi başlattı. Tam bu projenin bitimine bir sene kala arkadaşlar John Craig Venter dedi ki bu kadar milyon dolar halkın parasını harcamaya gerek yok. Bunu birkaç yüz bin dolarla çözebiliriz. O dönemdeki Perkin Elmer isimli marka cihazın spektro tecrübesini de kullanarak
çok daha iyi bir dizileme cihazı geliştirmek suretiyle John Craig Venture birkaç yüz bin dolar arkadaşlar, milyonlarca dolar harcanan projeyle aynı sonuçları elde edecek şekilde bir sene gibi kısa bir sürede aynı sonuçlara ulaştı. Hatta o dönem aynı sonuçla biri Science'da biri de Nature'da basıldı. John Craig Venture gerçekten bu anlamda benim için bir kahraman. Neden? Çünkü bir sonrasında oradan kazandığı paraları bir kendi isminde bir enstitü açtı. Bu enstitüde en son 8'de de 10 tane otobüs var. Altta görebiliyorsunuz. Bu otobüs bir laboratuvar arkadaşlar. Üstte iklimlendirmeleri görünüyor. Bu otobüste içerisindeki laboratuvarda basit biyoteknolojiyle ilgili, genetikle ilgili testleri, deneyleri yapabiliyorsunuz. Tıpkı plazmit izolasyon, hücre büyütmek gibi. Ve bu otobüsler özellikle fakir ya da yoksul, bilime ulaşması imkanı olmayan coğrafyalarda yaşayan çocukların yaşadığı okullara hayırseverlik adı altında John Craig Venture Foundation desteğiyle gidiyor. Evet, sonra ne oldu? Sonra arkadaşlar bu rekombinant DNA teknolojisinin ortaya çıkması, yani bu DNA'nın double helix olduğu ortaya çıkmasıyla beraber bir kritik nokta daha gelişme oldu. O da 1983 yılında homolog rekombinasyon tekniği gelişti. Bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Şu demek basitçe. Canlılarda bizim için çok faydalı olan birçok yani genler tarafından kodlanmış proteinik moleküller var. Bunlar neler? Hormonlar, bunlar neler? Antikorlar, bunlar neler? Enzimler. İşte biz bu ürünleri bu canlılardan alarak laboratuvarda başta E. coli, bakteri olmak üzere şu an çok daha popüler işte insektlerde, memeli hücrelerinde de üretiyoruz. O dönem şeyde üretmeye başladık arkadaşlar. Bakterilerde üretmeye başladık. Bu şu anlama geliyor. Doğadaki bir zenginliği laboratuvara taşıyarak katma değerli ürüne dönüştürme yeteneğini biyoteknoloji kazandı. Bu sayede artık şeker hastaları için insülin daha da ucuzladı. Çünkü eskiden biz canlıları direkt katlederek, halinde katlediyoruz da, canlıları katlederek onlardan insülinlerini alıyorduk, işte antikorlarını alıyorduk ya da işte ne bileyim koku kalıcılığı sağlayan proteinik molekülleri izole ediyorduk foklarda. Ama bu 83'teki bu homolog rekombinasyon teknolojisiyle biz artık bu proteinik ürünleri doğadan alıp bakterilerde ya da kısaca konakçı hücrelerde, seçtiğimiz konakçı hücrelerde geliştirebiliyoruz. Hatta daha da ötesi oldu. CRISPR-Cas9 teknolojisiyle biz artık canlının üzerinde canlının DNA'sını başka bir canlıya taşımadan direkt canlının üzerinde mutasyon yapabiliyoruz. Ve nitekim biliyorsunuz bu son geçen senenin ya da bu sene diyelim 2020 yılının neyi Nobel'i de bu çalışmayı yapan ekibe verildi. Şimdi biyoteknolojideki motor güç arkadaşlar, gelişimindeki en önemli dinamik rekombinant DNA teknolojisi. Rekombinant DNA teknolojisinin ürünleri var, kullandığı tool'lar var, kesim enzimleri, jel elektroforez, PCR, plazmit ve DNA izi. Yani DNA'nın proteine geçiş imkanı, yani DNA'dan protein elde etme. Direkt DNA'dan olmuyor, kısaca DNA, RNA ya da işte şey diyelim genden proteinin elde etme yeteneği aynı buradaki resme benziyor. Yani bakın buradaki bu tornavida şeye çok benziyor. Kesim enzimlerine çok benziyor. Bu elimizdeki parçacıklar şeye çok benziyor. Bazlara çok benziyor. Ya da bir terzinin elindeki makas, kumaş ve aynı zamanda metre ilişkisine benziyor arkadaşlar. Bu sayede biz o kadar çok ürün üretiyoruz ki artık enzimlerden tutalım hormonlara, hormonlardan tutalım. Artık proteinik ürünleri de geçtik. Artık canlılar dahi üretebiliyoruz. Yapay bakteriler, onun dışında artık öyle bir noktaya geldi ki yani resmi olarak teyit edilmedi ama artık insanlar dahi laboratuvarda rekombinant DNA teknolojisiyle oluşturulabiliyor. Üretiliyor demek istemiyorum, yaratılıyor demek de istemiyorum. Yani laboratuvarda elde edilebiliyor diyerek geçiştirmek istiyorum. Peki biyoteknoloji bununla mı sınırlı kaldı? Rekombinant DNA teknolojinin bu yeteneğini kullanarak arkadaşlar yeni ürünler yapabiliyoruz. Temel araştırmalarda kullanabiliyoruz. Tıbbi hastalık teşhisinde kullanabiliyoruz. Bugün ELISA'dan bahsediyorum. Aşılar, antibiyotikler, ilaçlar üretiyoruz. DNA parmak izini kullanarak çok değişik uygulamalarda farklı biyoteknolojik uygulamalar ya da farklı teknolojik uygulamalar ortaya çıkarabiliyoruz parmak izinde. Transgenik bitkiler yapıp tarımsal uygulamalarda ürün arttırımı yapabiliyoruz. Gıdalar, vitaminler, hatta
çevrede çevre sorunlarına çözüm üretmek için dahi biyoteknolojiyi kullanabiliyoruz. İşte yakın zamanda ne oluyor? İşte plastik kirliliği ya da mikroplastik kirliliğini artık neyle gidermeye çalışıyoruz? Bir canlının içerisinde bir metabolizma oluşturuyoruz sistem biyolojisiyle. O sistem biyolojisiyle oluşturduğumuz metabolizma sadece plastik tüketebiliyor. Etraftaki plastik tükendikten sonra da o canlı kendisi tüketebileceği bir şey kalmadığı için ne oluyor? Ölüyor. Bu şekilde çevresel kirliliği de giderebiliyoruz. Şimdi tekrar yaşadığımız topraklara geliyoruz. Yani biyoteknoloji yurt dışında bu kadar gelişirken bizim ülkemizde biyoteknoloji doğdu ve neden oldu da ne oldu da ya da kısmen açıklamaya çalıştık. Örneklemeler yaparak neden geri kaldı? Bu geri kalmışlık aslında ben kişisel olarak kader olduğuna inanmıyorum. Bu anlamda bizim motivasyonumuz yüksek olursa ve araştırma iklimimiz değişirse yine aynı noktaları rahatlıkla yakalayabileceğimizi düşünüyorum. Şimdi slayta geçmeden önce başlıktaki iklim kelimesini neden kırmızı yazdığımı açıklamak istiyorum. İklim aslında sosyolojinin, sosyal bilimlerin bir kavramı. Biz iklimi şey diye okuruz, sonbahar, kış, ilkbahar, yaz diye okuruz ama aslında iklim çok da yaygın bir şekilde biz şeyi kullanıyoruz, ekosistem kelimesini kullanıyoruz ama ekosistem biraz da ekonomik ilişkileri ön plana çıkarıyor. İklim demek o anlamda sosyal bilimler, özellikle sosyologlar açısından daha açıklayıcı geliyor. İklim içinde yaşadığınız, bu diyelim ki benim şu anda olduğum lokasyondaki bütün bileşenler, karşıdaki işte deniz, manzara, ada, site, bakkal, işte ne bileyim araba, kirlilik, hava, bulut, kuşlar, şu bu falan, yani içinde olduğumuz, bize ait olan, yani dünyada bir hayat var, bizim yaşamımız bu hayatları oluşturuyor. Bizim yaşamımızın bütün bileşenleri, aile ilişkileri, akrabalar, eş, dost, sevgili falan filan, ne aklınıza ne gelirse bütün bileşenler, cebinizdeki telefona kadar hepsi iklimi oluşturuyor. Bizim ülkemizde arkadaşlar araştırma ikliminin önemi ya da bir ülkede bilimin ortaya çıkmasında araştırma ikliminin ne kadar değerli olduğunu gösteren iki örnek vermek istiyorum. Bir tanesi Aziz Sancar. Hepimiz biliyoruz Nobel ödülünü aldı Amerika'da. Türkiye'li birisi olarak Nobel ödülünü alması bizim için büyük bir motivasyon kaynağı. Ama Aziz Sancar'ın bize gösterdiği en büyük nokta şu. Birisi bir insana nereden geldiği, hangi eğitimi alıp almadığı tabii ki önemli ama nereden gelirse gelsin, hangi ırktan, hangi dinden olursa olsun iyi bir araştırma iklimi sunulursa çok büyük başarılara imza atabilir. Burada sadece şu önemli kalıyor arkadaşlar. O kişinin verdiği emek öne çıkıyor. Yani o kişinin yeteneği, algısı, şu bu tabii ki önemli ama burada iyi bir araştırma ikliminin içerisine insan eklenirse, o insan da doğru şekilde emek gösterirse çok büyük başarılara imza atabilir. Aziz Sancar bize bunu gösterdi. Nitekim ne dedi? Çoğu insan zekaya inanır. Ben inanmıyorum dedi. Bizi birbirimizden ayıran tek şey emektir. Ben çalışmaya inanıyorum. Bence özellikle sizin yaş dönemi için, yani kuşağınızın ismini söylemek istemiyorum çünkü hangi kuşak olduğunuzu da çok kestiremiyorum. Sizin yaş döneminiz için bence en önemli nokta şu arkadaşlar, başarı için en önemli nokta çok erken yaşta emek kavramıyla tanışmak arkadaşlar. Nitekim biyoloji biliminin kurucularından birisi de bu anlamda önemli katkıları olan Darwin'in de doğal seleksiyondaki en ayırt edici, en büyük gücün emek olduğunu söyler. Eğer hayatta kalmak istiyorsan, doğru bir şekilde emek gösterirsen en güçlüsü sensin. Yoksa en güçlü dediğimiz en büyük, en büyük enerjiye sahip ya da hacimsel olarak en büyük canlı değil, en güçlümüzün en doğru şekilde adapte olabileceğini, bu yönde en iyi emeği gösteren canlının en güçlü olacağını ve onun sadece survive edebileceğini söylemiştir. Aziz Sancar da bunu çok daha böyle sosyal bilimlere indirgeyerek ifade ettiğini düşünüyorum. Diğer bir motivasyon, yani uygun araştırma iklimi olursa bu coğrafyada yaşayan insanların başarıya imza atabileceğini gösteren diğer en güzel örneklerden biri de BioNTech örneği. Şimdi burada BioNTech firmasının logosu var, sağda koç var. Ne alakası var diyeceksiniz arkadaşlar. Şu alaka, BioNTech'in hisse oranıyla Koç Holding'in, biliyorsunuz Koç grubu çok büyük. Yani sütten bankaya, elektronik eşyadan boyaya kadar çok değişik sektörlerde yüz binlerce insanı istihdam ediyor. Bu yüz binlerce insanı istihdam eden ve ülkemizin Cumhuriyet tarihiyle özdeş, yaşıt olan firma arkadaşlar ne yapıyor? Bir şeyler üretiyor.
Ama 2008 yılında kurulmuş yaklaşık 12 senelik bir firmayla karşılaştırıldığında mali değeri maalesef ki BioNTech Koç'u 3 katına katlıyor. Yani bugün Koç grubu 1 TL ise BioNTech grubu arkadaşlar 3 TL. Neye rağmen? Neye rağmen arkadaşlar? Yüzden daha az çalışanla neye rağmen? 12 senelik tarihle. Bu bizim için bölüme, moleküler biyoloji ve genetiğe de motivasyon anlamında aslında iyi bir nokta arkadaşlar. Çünkü evet yaşadığımız topraklarda biyoteknoloji uygulamaları çok kısıtlı, gelişmemiş olabilir. İş bulma konusunda çok sınırlı sayıda imkan olabilir. Ama dünyada şu an bir biyoteknoloji arkadaşlar taban yapıyor. Nitekim bakın şu sözü söylemek istiyorum. Bu senenin bitiminde bir devlet başkanı kalkıp şunu söyledi. Dünya tarihi boyunca sürekli maden bazen siyahtı. Yani niye siyahtı? Çünkü kömür her şeyi hareket ettirebiliyordu. Sonrasında sarı oldu, altındı çünkü çok değerli bir şey. Ama aslında iyi bir okuma yaptığımız zaman dünya tarihinde sürekli maden olan itici büyük gücün biyoteknoloji olduğunu görüyoruz. Bu nedenle 100 yılı evriltecek olan güç ne sarı ne siyah evriltecek tek güç biyoteknoloji arkadaşlar. Bu BioNTech Koç örneğinde de bunu rahatlıkla görebiliyoruz. Biz bu noktada iyi bir motivasyon yakalarsak, araştırma iklimi de iyi bir şekilde düzenlenirse arkadaşlar, kadın kimliğimiz de dahil burada büyük imzalara imza atabiliyoruz. Büyük bir gururla anlatıyoruz. İşte bu enzimlerin evrilmesi konusunda evet bir ülkede kadınlara hak edilecek değer verilirse, iyi bir araştırma iklimi sağlanırsa kadınlar da erkekler gibi başarılara imza atar ve hatta daha büyük başarılara imza atacağını gösteriyor. O yüzden Frances Arnold biyoteknolojide bizler için büyük bir gurur kaynağı. Benim çalıştığım alanda özellikle oturup da yaptığı katkılarla ödül alması çok daha büyük bir gurur kaynağı arkadaşlar. Şimdi biz niye ısrarla diyoruz? Yani uygun araştırma iklimi çıksın, işte biyoteknolojik ürünler konusunda gerçekten işte büyük iyi şeylere imza atabilelim. İşte çok iyi motivasyon kaynaklarımız var. Frances Arnold, işte geçmişte iyi motivasyon kaynaklarımız var. Bugün için iyi motivasyon kaynaklarımız var. Derdimiz şu arkadaşlar, benim üniversitenin olduğu bölge Kocaeli. Kocaeli bugün Türkiye'nin en çok ihracat yapan ili. Yani İstanbul, İzmir, Ankara, Antep, Kayseri değil. Neresi arkadaşlar? Kocaeli. Bakın, trilyonlarca ton ihracat yapılıyor ama ihracat edilen ürün kilogram fiyatı 1.27 dolar. 1.27 dolarda kalması aslında bu biraz da Türkiye'nin şeyini de gösteriyor. Eğrisinin grafiğini de gösteriyor. Bu 1.27 dolarda kalması arkadaşlar beraberinde şöyle bir sorunu ortaya çıkarıyor. İşte ülkede yetersiz fon, bitmeyen inşaatlar, bitmeyen köprüler, bitmeyen yollar, birçok noktada eğitimde, sağlıkta yetersiz kalınmanın nedeni ihraç edilen ürünün kilogram fiyatının düşük kalması. Bunun eğer arttırılabilirse ve arttırıldıktan sonra da belli bir eşik değerini geçtikten sonra bugün Güney Kore'nin yaptığı işte o kabuğunu kırıp fakir, yoksul, savaş halindeki ülkeden orta halli, orta halli ülkeden bugün teknolojiyi ihraç eden 5 ülkeden biri haline gelmemiz için ben fazlasıyla insan gücüne sahip olduğumuzu görüyoruz. Biraz daha böyle detaylandıralım. Ne demek? Yani ihracat niçin bu kadar önemli? Bizim bakın arkadaşlar ihracatımızda 100 liralık bir ihracat yapıyorsak 70 lirasını değersiz ürünler oluşturuyor. 70 lirasını değersiz ürünler oluşturuyor. Yani katma değeri düşük ürünler oluşturuyor, öyle diyelim. İthalatta da şöyle arkadaşlar, ithal ettiğimiz ürünlerin sadece yaklaşık bir %35'i katma değeri düşük ürünlerden oluşuyor. Geriye kalan yüksek katma değerli, yüksek teknoloji barındıran ürünleri içeriyor. Biz işte bu ikisini tersine çevirdiğimiz zaman birçok noktada şu an yaşadığımız sosyal, ekonomik problemleri çözeceğimizi düşünüyorum. Ve çok büyük bir tesadüf değil. Bakın TÜBİTAK'ta verilen 1001, 3501 ve 1005 projelerin üniversitelere göre dağılımına baktığınız zaman arkadaşlar ve bu üniversiteleri illere göre sınıflandırırsanız arkadaşlar hangi illerin zengin, hangi illerin fakir olduğunu görürsünüz. Hangi illerin
hiç olmadığını, haritada bile yer olmadığını görürsünüz. Bugün işte Ankara, İstanbul, sonra kısmen böyle bir Kayseri, Malatya çıkıyor arkadaşlar. Ama bakın şey yok burada, işte Burdur yok, Afyon yok, Şırnak yok, Batman yok, Iğdır yok, Ardahan yok. Yani bu bilim yapma kapasitesiyle illerin zenginlik ya da yoksulluk seviyeleri birbiriyle çok orantılı gidiyor. Bu bir tesadüf değil. Çünkü uluslararası rakamlar da bunu söylüyor. Ülke bazında söylüyor. Bakın en çok yayın yapan ülkeler Amerika, Japonya, İngiltere. En az yayın yapan ülkelere baktığınız zaman Brezilya, Tayvan, Türkiye. Bu bir tesadüf mü? Nüfus bazında söylüyorum arkadaşlar. Yanlış anlaşılmasın. Yani nüfusa oranlandığı zaman baktığınız zaman evet İsviçre düşük yapıyor ama nüfus bazında yüksek sayıda yayın yapıyor. Aynı zamanda bakın bu eğri o ülkelerle ilgili yoksulluk, gelişmişlik eğrisiyle de paralel gidiyor. Bu bir tesadüf mü? Değil. Çünkü zenginliği ortaya çıkaracak tek motor güç arkadaşlar bilimsel çalışmalarla desteklenmiş çalışmalar, araştırmalar arkadaşlar. Şimdi araştırma ikliminden bahsettik ya arkadaşlar. Yani bizim ülkemizde araştırma iklimiyle ilgili ne sorun var? Yani gırla sorun var ama bizim yaşadığımız sorunu ben size söyleyeyim basitçe. Bakın sağ tarafta bizim laboratuvarda yer alan cihazların resimleri var. Birebir resimleri arkadaşlar. Öğrenciler sağ olsun temizleyip güzel güzel resimler haline getirdiler. Sol tarafta da bizim laboratuvarda yer alan cihazların isimleri var. Bakın biz bu cihazları şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Basit bir karşılaştırma yapıyorum. İngiltere'de en düşük bilimsel destek 1 milyon pound. 10 lira olsun pound. Bu ne anlama geliyor? Türk parasıyla 1 milyon TL anlamına geliyor. Özür dilerim. 100 bin pound en düşük destek. Bu bizim paramızda 1 milyon TL yapıyor. Bizim ülkemizdeki en düşük araştırma desteği arkadaşlar hızlı destek 1002 diye geçiyor. 45 bin lira. Bakın 45 bin 1 milyon. Bu cihazlardan bir tanesini seçelim. Bu ortadaki cihazı seçelim. Hep bu cihazın örneğini veriyorum. Bu santrifüj cihazı arkadaşlar bizim ülkemizde 65 bin ya da 70 bin lirada arkadaşlar. 70 bin liranın içerisinde bir de aldığınız zaman ödediğiniz %18 KDV, %8 de gümrük vergisi var. Toplamda 18-8, %26 da devlete verdiğiniz bir vergi var. Yani 45 bin liranın içerisinde yaptığınız her harcamada cihaz alırsanız %26 bir vergi ödüyorsunuz. Peki aynı bu cihaz İngiltere'de ne kadar? Bu cihaz Almanya'da üretiliyor ama İngiltere'deki fiyatı arkadaşlar 25 bin ile 30 bin bandında TL olarak söylüyorum. 25 bin 30 bin TL bandında. KDV vergi ne arkadaşlar? Sıfır. Çünkü İngiltere'de araştırma için bir cihaz aldığınız takdirde KDV ödemiyorsunuz. Bütün vergilerden muafiyeti var. Ama çok ilginç bir şey söyleyeyim. Araştırma ikliminden bahsediyorum. Biruni Üniversitesi'ne bu seminer verdiğim için Biruni üzerinden gidiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Biruni Hastanesi, Biruni Üniversitesi üzerinden bu cihazı ithal eder kullanırsa hastaneye yerleştirip diyelim santrifüj için kullanırsa KDV'den muafiyeti var. Yani bunu düzelmesi gerekiyor. Yani bir cihazın hizmet üretmek için, para kazanmak için kullanıldığında ya da araştırma için kullanıldığında fiyat farkının olması gerekiyor. Ve daha da önemlisi KDV farklılığının oluşması gerektiğini düşünüyorum. İşte burada son olarak işte bilimle ilgili okumamız ne durumda arkadaşlar? Sol tarafta yine Avrupa'dan aldığım yakın zamanda işte 2 gün önce ya da 3 gün önce çıkan bir haber var. Mars'ın gelecek sakinlerine hazırlık, gözler gıda ve ilaç üretecek biyoreaktörde. Burada şeyden atıfta bulunuyor. Bremen Üniversitesi'nde bir grup arkadaşlar biyoreaktörlerin içerisinde genetik olarak yeniden tasarlanmış bakterilere gıda ve ilaç ürettiriyor. Ve bu canlıların öyle dünyadaki hava iklimine ihtiyaç duymasına gerek yok arkadaşlar. Tamamıyla uzay ortamını taklit ediyorlar. Uzay ortamında yoğun sülfür, yoğun nitrojen ortamında bu canlıları biyoreaktörde büyüterek ihtiyaç duyduğumuz protein ve karbonhidratları üretmeyi başarmışlar. Ve çok iyi bir dergide yayın olmuş bu çalışma. Biliyorsunuz çok güzel bir şey oldu. Yakın zamanda uzaya gitmemiz gerektiği konusunda Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması oldu. Son derece gecikmiş de olsa güzel bir karar. Türkiye'nin de uzayda hak ettiği yeri bulması güzel bir şey. Ama işte toplumun yine okuması ortaya çıkıyor arkadaşlar. Yani bu işle ilgili karar verenlerin okumaları bizim için önemli. Çünkü karar verici merciler onlar. İşte ne diyoruz? Diyoruz ki uzaya gittiğimizde ne yapacağız? Yani orada bir şeyler mi üreteceğiz? Orada bir koloni mi kuracağız? Değil. Bizim uzaya gitmekteki beklentimiz maalesef farklı.
Benim anlatabileceklerim bu kadar. Umarım sizi yormamışımdır. Umarım keyif aldığınız bir sunum olmuştur arkadaşlar. Hocam, sunumunuz için ve değerli vaktinizi bize ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Şimdi size YouTube'dan gelen soruları aktarıyorum. Öncelikle Damla Hanım'ın sorusuyla başlıyorum hocam. Hocam, üniversitenizde staj koşulları ve konuları hakkında bilgi verebilir misiniz diye sormuş. Bizim üniversitede belirlenmiş bir staj koşulları yok. Benim kendi laboratuvarım için belirlediğim bir staj koşulları var. Sadece motivasyon ve düzenli gelip gitmek. Tamam hocam. Teşekkür etmiş Damla Hanım cevabınız için, sunumunuz için de. Furkan Bey'in sorusuna geçiyorum. Hocam, biyoteknolojik çalışmalarınızda endüstriyel ya da tarımsal biyoteknolojiye mi ağırlık veriyorsunuz? Yoksa medikal biyoteknolojiye mi? Teşekkür etmiş. Bizim şu anda çalıştığımız sektörler içerisinde arkadaşlar tekstil, deri ve son dönemde aynı zamanda medikal biyoteknolojiye dönük üretimlerimiz var. Son aldığımız projede örneğin çocuklarda görülen akut lösemi için enzim bazlı bir ilaç geliştirme, yine Akkim ismindeki bir firmayla geliştirdiğimizde bu kodlarda artma işlemlerinin enzimlerle yapılmasına dönük bir enzim geliştirilmesi ya da deri sanayisinde derideki yağın giderilmesi için mekanik yöntemlere alternatif bir enzimatik yöntem önerisi üzerine kurguladığımız projeler var. Bu sektörlerde bizim biyoteknoloji çalışmalarımız. Teşekkür ederiz hocam. Davetimizi kabul edip vaktinizi bize ayırdığınız için çok teşekkür ederiz hocam. Sorularımız bu kadar. Ben teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Böyle bir davet yaptığınız için. Derslerinizde başarılar diliyorum. Ailelerinize selamlar, saygılar. Teşekkürler hocam.